Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bundan 4 ya da 5 gün önce bir tane video paylaşmıştım sizlere. Çözülemeyen gizemler. Yani Brawl Stars'ta, Star Park'ta olsun ve KBRL'de olsun çözülemeyen gizemler var mıydı? Askıda kalan gizemler var mıydı şeklinde veya da gözden kaçmış da olabilir, çözülmüş de olabilir ama tahminimce çoğu da çözülmediğini düşündüğüm gizemlerden sizlere bahsetmiştim. Bir arkadaşımız Dani'ye aynı bu şekilde soru sordu. Star Park'ta çözümlenmeyen gizemler var mı? Yani eksik kalan gizemler var mı çözemediğimiz diye Dani buna cevap verdi arkadaşlar. Onun dışında da sizlerden gelen detaylar var ve bence en önemlilerinden birisi de kapak fotoğrafımızda da gördüğünüz gibi Japonca bir tabeladaki yazı vardı arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Şahsen ben bunu Brock demiştim. Hatırlarsanız Bibi'nin bir fotoğrafı vardı. Kahraman Bibi'nin ön planda olduğu ve Brawl Talk ne zaman şeklinde diye de gelen bir fotoğrafta da bu tabelaya da benzer bir tabela görmüştük. Ama ben dedim ya, o zaman ben buna Brock demiştim arkadaşlar. Ama aslında o Brock değilmiş. Yani daha sonradan incelediğimizde Brock olmadığını gördüm. Arkadaşlarımızdan birisi de ne kadar doğru bilmiyorum, onu bize çevirmiş. Ama eğer gerçekten Japoncadan çevrilen o tabelada yazan yazı arkadaşımızın dediği gibi doğruysa, çünkü araştırmadım, üzerinde hiç bakmadım bile. Eğer dediği gibi doğruysa bence önemli gizemlerden birisine daha yaklaşmış oluruz arkadaşlar. Ve şimdi çok fazla sözü uzatmadan hemen videomuza geçeceğiz ama videoya geçmeden önce de bana 40.000 yolunda destek olabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan ücretsiz şekilde abone ol butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Normal şartlarda ben eski videolarda falan çok abone olun diye söylemezdim ama bunu söyleyince eminim ki bazı kardeşlerimiz var. Videonun heyecanına kapılıyor, oyunun heyecanına kapılıyor, gerçekten abone olmayı unutuyor. Ama böyle unutan kardeşlerimiz varsa diye hatırlatmak istedim arkadaşlar. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Lafı bayağı uzattık ama çok daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Dani'ye sorulan soruyla başlayalım. Bir arkadaşımız Dani'ye Star Park'la ilgili eksik ipucu var mı? Yani çözümlenmeyen gizemler var mı şeklinde Dani'ye soru sorduğunda Dani buna çok güzel cevap verdi. Dani'nin cevabını vermeden önce Dani yine bu tarz bir soruya zamanında nasıl bir cevap vermişti arkadaşlar? Brawl Stars gizemleri hakkında konuşmayacağız, onaylamayacağız ama reddetmeyeceğiz de şeklinde bir cevap vermişti. Ve bugün ne dedi biliyor musunuz? Bu soruya şu şekilde cevap verdi. Öyle olsa da olmasa da hiç kimse bunun hakkında size bir şey söylemeyecek, çünkü bu gizemi mahveder şeklinde cevap verdi arkadaşlar. Bu cevap gerçekten aslında gizeme de gizem katmış oldu. Dani, Ryan ve Frank zaten ne kadar gizemliler. Star Park'la beraber gizemlerine gizem kattılar. Şahsen bu oyunda bu kadar güzel hale getiren de bunlar değil mi? Sizlere de soruyorum. Yani Dani'nin, Ryan'ın ve Frank'in bu kadar gizemli olması sizce iyi mi kötü mü? Bana tarafsız olarak sorarsanız eğer, bence çok ama çok güzel bir şey. Çünkü oyunun heyecanına heyecan katan bir durum bu. Japonca tabela yazısına gelelim. Kapakta da gördüğünüz gibi orada bir tabela var. Bu tabelada bir şey yazıyor. Şahsen ben o fotoğrafı ilk gördüğüm zaman, hatırlarsanız Kahraman Bibi'nin de ön planda olduğu bir fotoğraf vardı arkadaşlar. Arka tarafta Star Park'ın logosu vardı. Orada böyle yazılar vardı. Mesela Barley'nin barı 7/24 açık şeklinde. Onun dışında Mr. P ile ilgili bir şey yazıyordu. Ve 19/04 şeklinde de bir durumdan bahsediliyordu arkadaşlar. Şimdi buradaki 19/04 yazısına dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü biz bunu zaten o ilk Brawl Talk'ta, Byron ve Edgar'ın geldiği Brawl Talk tanıtılmadan önce biz bunları görmüştük. Byron ve Edgar'ın geldiği Brawl Talk tanıtılmadan önce biz bunu gördük ama başka ne gibi gizemler arayabilirdik burada? Ve gelelim Japonca yazıya. Tabelada bir Japonca yazı vardı. Bundan yaklaşık 4-5 gün önce atılmış bir fotoğraftı ve bu fotoğrafta bizim dikkatimizi çeken konu kedi Kit, değil mi? Kit nerede şeklinde bir durumdan bahsediliyordu. Onun dışında o fotoğrafın detaylarını zaten sizlerle incelemiştik. Fakat o fotoğrafta yine orada bir tabela vardı. Orada Japonca bir yazı yazıyordu. Şahsen biz bu yazıyı, yani kendi düşüncelerime göre ben bu yazıyı Kahraman Bibi'nin de tanıtılmış olduğu bir fotoğrafta, arka tarafta görmüştük. Oyuna girip dili Japonca yaptığım zaman oradaki yazının aslında Brock olduğunu görmüştük. Oradaki Brock aslında gelecek olan Retro Brock'a bir işaret de olabilir diye düşünmüştük. Retro Brock oyuna geldikten
gittikten sonra. Ama tabii ki burada kalmadı. Bundan 4-5 gün önce paylaşılan fotoğrafta yine Bibi'nin ön planda olmuş olduğu durumda arka tarafta Japonca yazıyı ben şahsen yine Brock diye düşünmüştüm. Çünkü harfler de birbirine benziyordu. Ama bir arkadaşımız bana Discord üzerinden bunu paylaşmış. Abi burada Brock yazmıyor. Ben bunu çevirdim. Burada ateş yazıyor şeklinde bir durumdan bahsetmiş. Şimdi ben bunun doğruluğunu bilmiyorum arkadaşlar. Araştırdığım zaman da bu şekilde yani Japon alfabe sesine göre çevir de yapamadım ama ilerleyen zamanlarda tabii ki de araştırmalara devam edeceğim ama eğer arkadaşımızın dediği orada ateş yazıyorsa burada aklımıza gelebilecek bir durum var. Yani yeni gelebilecek bir karakter değil tabii ki. Çünkü daha oyuna yeni bir ateş karakteri geldi. Ember arkadaşlar. Onun dışında yakın zamanda da bir ateş karakteri gelir gelmez bilemem ama oradaki ateş durumu bana tek bir şeyi hatırlattı. Eminim size de aynı şeyi hatırlatacaktır. O da VKBRL. Biliyorsunuz ki VKBRL Ember geldiğinden beri arkadan ateş sesleriyle böyle sürekli olarak halen de devam etmekte. Şimdi eğer arkadaşımızın dediği, bakın diyorum ki eğer doğruysa, araştırmasını yapan, daha doğru bir bilgisi olan arkadaşlarımız varsa tabii ki yorumlara yazabilir ki ben de zaten bunun araştırmasını da yapacağım. Ama diyorum ya eğer orada ateş yazıyorsa ve VKBRL yayınlarının yayın hayatına başladığı tarihe de 2 ay gibi bir süre kaldığını da düşünürsek oradaki yerdeki ateş yazısı bana göre VKBRL'yi işaret ediyor. Benim teorim, benim tahminlerim ve düşüncelerim bu yöndedir arkadaşlar. Bunlar tabii ki tamamen benim kendi düşüncelerimdir. Farklı düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Ama dediğim gibi arkadaşımızın söylediğine göre giderse de sanıyorum ki VKBRL ile alakalı bir şeyler olabilir. Şimdi VKBRL demişken Kahraman Bibi'nin ön planda olduğu fotoğrafa bir geri dönelim. O fotoğrafta arkadaşlar Star Park'ın logosunu görüyoruz değil mi? Böyle internet amblemi gibi bir logo. Orada Barley'nin barının 7/24 açık olduğunu, Mr. P ile alakalı bir şeylerden bahsedildiği ve 19.04 tarihine dikkat çekildiğini görmüştük. O fotoğraftaki 19.04 tarihi sonuç olarak 2020 değil, 2019 değil, 2021 değil. Sadece 19.04 olarak verilen bir durum bizim aklımıza Brawl Stars'la ilgili sadece VKBRL'yi getirebilir. İşte orada tarihin yazmadığını da görürsek bana göre hatta sosyal medya üzerinden bazı arkadaşlarımızın düşüncelerine göre de 2 ay sonra yani yayın hayatına başladığı zaman olsun ona yavaş yavaş yaklaştığımız zamanlar olsun herkesin beklentisi orada bir hareketlilik veya yayının bitmesi veya yayının tekrar yeniden hayata başlaması gibi düşünebiliriz. Yani her şey olabilir. Yani tamamen Supercell'in elinde olabilecek bir durum olduğu için o yüzden sadece kendi teorilerimizden gidiyoruz arkadaşlar. O sebeple ben yavaş yavaş VKBRL'nin de hareketlenmesini bekliyorum. Yani biraz da olsa hareketlenecektir diye düşünüyorum. Onun dışında bir arkadaşımız Kardan Adam Tick'le alakalı bir detay atmış. Kardan Adam Tick bir animasyon vardı. Brawl Days animasyonunda Kardan Adam Tick otele girmeye çalışırken Mr. P, yanında Fındık Krangale ve Dynamite onu engellemeye çalışıyordu. Sonrasında otelin kapısını örttükleri zaman işte burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir otelin girişinde hani Kardan Adam giremez gibi bir duruma geliyor. Bir arkadaşımız demiş ki abi buradaki Kardan Adam aslında Star Park'taki yatırımcı abinin de önünde durduğu tabloda yer alan Kardan Adam. Şahsen bu bilmiyorum bana biraz aykırı gibi geldi. Neden aykırı gibi geldiğini de söyleyeyim. Şimdi yatırımcı abimizin önünde bulunduğu o Kardan Adam'ın ben ilerleyen zamanlarda yeni bir karakter olabileceğini düşünmüştüm. Baktığımız zaman yakın zamanda oyuna bir Lou geldi. Onun dışında Kardan Adam Tick kostümü geldi. Yani orada Gizem diye gördüğümüz o Kardan Adam aslında Kardan Adam Tick'e de bir gönderme de olabilir. Veya Buz bir karakter olduğu için Lou'ya da bir gönderme olabilir. Her şey olabilir diye düşünürken Sprout'un fotoğrafı geldi. Sprout biliyorsunuz ki elinde dürbünle uzaklara doğru bakıyordu. Ve orada arka tarafta Kardan Adam kafası vardı. Ama ben demiştim ki buradaki Kardan Adam kafası tamam Kardan Adam Tick'e bir gönderme olabilir ama şapkası ona hiç benzemiyor. Ama fotoğraflarda bazen böyle değişiklikler olabiliyor. Kasıtlı mı yapıldı, hata mı? Ki Supercell ekibinin ben hata gibi bir şey yapacağını düşünmüyorum ama aslında oradaki fotoğrafta da onu görmemiz de insanın kafasını karıştırıyor arkadaşlar. Buradaki yorumları tamamen size bırakıyorum. Ama arkadaşımızın dediği gibi ilerleyen zamanlarda gelecek bir karakter mi? Yoksa oradaki Kardan Adam sembolünün de yatırımcı abimizin önünde olduğu Kardan Adam'a işaret gelebilecek olan başka bir karakter olarak diye düşünür müsün diye bana sorarsanız ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ki oradaki Kardan Adam'ın gizemi de
bana göre çözüldü. Arkadaşlar, Brawl Stars o kadar gizemli oyun ki ben bunu her zaman söylüyorum. Bazen karakterlerimizin seslerinden bile bir şeyler alabiliriz. Mesela Bibi'nin sesindeki "ben havalı bir kediyim" şeklindeki "I'm a cool cat" sesi belki gelecek olan kedi bir karaktere işaret diye söylemiştik. Çünkü Brawl Talk'ta gelebilecek bir kedi karakterden bahsedilmişti. Onun dışında baktığımız zaman Nani'nin recording diye bir sözü vardı ki zaten onu da VKBRL ile biz ilişkilendirmiştik. Hani kaydediliyor gibilerinden. Ve birçok karakterimizin aslında birbirlerine biraz gönderme yaptığını görüyoruz. Ama öyle bir karakterimiz var ki oyundaki en büyük sözlerden, en gizemli sözlerden bahseden bir karakterimiz, o da "Let's uncover the mystery of history. Hadi geçmişin gizemini ortaya çıkaralım" diyen Carl. Bakalım ne gibi gizemler ilerleyen zamanlarda bizleri bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.